Merhaba arkadaşlar, ben Hanifi Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS tercihleri nasıl yapılır? Sizin de bildiğiniz gibi tercih kılavuzu yayınlandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah istediğiniz güzel bir bölümü kazanırsınız. DGS tercihleri ile ilgili arkadaşlar birkaç tane video çektim. Onları mutlaka izleyin. Tahmini sıralamalar videosu var, onu izleyin arkadaşlar. Örnek tercih listeleri var, onları izleyin mutlaka. Onları izlemeden arkadaşlar sadece bu videoyla yetinmeyin. Onları izleyin ve tercihlerinizi öyle yapın. Tercihlerinizi düşünerek yapın arkadaşlar. Aceleye getirmeyin ve geç bırakmayın. Adım adım tercihler nasıl yapılır? Nereden yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Bunu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Tercihler arkadaşlar, ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminden kendi şifrenizle giriyorsunuz ve tercihlerinizi orada yapıyorsunuz. Tercihler 7-14 Eylül tarihleri arasında sistem üzerinden yapılacak ve onay vermeyi unutmayın arkadaşlar. Bu önemli. Yaptıktan sonra onaylamayı unutmayın. Yani kaydettiğinizde onaylanmış oluyor zaten. Tercih kılavuzu arkadaşlar ÖSYM'nin sitesinde yayınlandı. Kılavuz bu şekilde. Bir bu şekilde var. Bir de 1-2, tablo 1, tablo 2, tablo 3 diye bir şey var. Fark etmez. İkisi de aynı şey. Tablo 1'de arkadaşlar üniversiteler ve kontenjanlar bulunmakta. Tablo 1'e bakacaksınız. Hangi üniversitede sizin istediğiniz bölümle ilgili kaç kontenjan var? Onları görebilirsiniz. Puanları göremezsiniz arkadaşlar. Puanları nereden bulacağınızı da size söyleyeceğim. Tablo 2'de arkadaşlar geçiş yapabileceğiniz bölümler, yani mezun olduğunuz bölümle ilgili hangi bir lisans bölümlerine geçiş yapabilirsiniz, onlar var. Onlara bakarsınız. Tercihlerinizi arkadaşlar puana göre yapmalısınız. Maalesef ÖSYM YKS'ye verdiği değerin onda birini DGS'ye vermiyor arkadaşlar. Yani YÖK Atlas biliyorsunuz YKS tercihleri için YÖK Atlas diye bir site kurdu. Orada bütün puanlar, sıralamalar hepsi var. Yani bunun aynısını DGS içinde yapabilirler. Yani ellerine yapışacak bir şey yok ama yapmıyorlar arkadaşlar. Yani bu neden yapılmıyor onu bilmiyorum. Ama yani çok da önemsenmediğini gösteriyor. Ben onu fark ediyorum. Çok tepki gösterirseniz arkadaşlar bunlar düzelir. Tepki göstermeden bunları düzeltemezsiniz. Yani umudunuzu kırarak aman zaten yapmıyorlar diyerek de bu işin içinden çıkamazsınız. Şunu fark ettim. YKS öğrencileri en ufak bir şeyde Twitter'da arkadaşlar çok rahat gündem oluşturuyorlar. Tepkilerini ortaya koyuyorlar. DGS öğrencileri için bunu konuşamayacağım. Bunu söyleyemeyeceğim. Yani ortak bir tepki yok arkadaşlar. Bunu yapmadığınız sürece değişen bir şey olmayacak. Yani taban puanları ve sıralamaları YÖK Atlas'ta veya ÖSYM'nin sitesinde bulamayacağınıza göre birkaç tane site var arkadaşlar. Onlardan bulabilirsiniz. Benim daha çok beğendiğimizde tavsiye edebileceğim tabanpuanları.net diye bir site var. Oradan rahatlıkla puanları ve kontenjanları bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bakıp artık tercihlerinizi de ona göre yaparsınız. Ama dediğim gibi tepkilerinizi arkadaşlar kesinlikle ortaya koyun. Örgütlenin, yani Twitter'da gündem oluşturun. Mesela Instagram'dan bana mesaj geliyor. Hocam işte akşam 9'da Twitter'da gündem oluşturacağız. Yani toplasak 100 kişi yok arkadaşlar. Yani mesaj atıyoruz. Mesela 100 kişi bir gündeme çıkmıyor veya Twitter'da Türkiye gündemine çıkmıyor. Yani bu çok acı bir şey arkadaşlar. 300 bin tane öğrenci var ama sanki kanıksanmış bir mağduriyet var. Bunun değişmesi gerekiyor mutlaka. Toplamda 30 tercih hakkınız bulunmakta arkadaşlar. İsterseniz tek tercih yapabilirsiniz. En çok istediğiniz yeri ilk sıraya yazın arkadaşlar, tamam mı? Az önce söylediğime bir şey eklemek istiyorum. Twitter'da gündemle ilgili arkadaşlar YKS tercihleriyle ilgili birçok hoca arkadaşımız, birçok öğretmen arkadaşımız gündeme destek veriyor. Ama DGS ile ilgili çok nadir gündemi destekleyen hocalar var. Benden size tavsiyem, gündem oluşturabilecek ve YKS'de gündem oluşturan hocalara mesaj atın arkadaşlar. Yoğun bir şekilde mesaj atarsanız onlar size destek çıkarlar. Onlar da sizi desteklerse bu iş daha rahat yapılır. Onların desteği olmadan
yapmanız biraz zor. Onların dikkatini çekmeniz gerekiyor. Ben sizin yerinizde olsam hepsine teker teker mesaj atarım arkadaşlar. Bu şekilde onların gündemine de girerseniz daha rahat olabilir. 30 tercih hakkınız var. Bunları isterseniz hepsini, isterseniz bir tanesini yapabilirsiniz. En çok istediğin yeri ilk sıraya yazmayı unutma, tamam mı? Tercihlerde değişiklik yapabilirsiniz ama tercih iptali yapamazsınız arkadaşlar. Bir kere kaydettikten sonra o tercihi artık iptal edemezsiniz. En fazla üzerinde oynama yaparsınız. Bu yüzden tercih yaparken dikkatli olun arkadaşlar. Yani kaydettikten sonra üzerinde oynama yapamıyorum ama ben bir yere yerleşmek de istemiyorum, gelecek sene hazırlanmak istiyorum diyorsanız ne yaparsınız? Tek tercih yaparsınız ve istediğiniz bölümü yazarsınız. Gelirse gelir, gelmezse 2019'a tekrardan hazırlanırsınız. Bu şekilde tercih üzerinde değişiklik yapın arkadaşlar. İptal zaten yapamazsınız. Tercih yaparsanız gelecek yıl puanınız kesilmez arkadaşlarım. Bu önemli. Yani hocam tercih yaparım, puanım kesilir filan diye şeyler kesilmez arkadaşlar. Tercihle puan kesilmiyor. Ama herhangi bir bölümü kazandın, gitmesen dahi, kayıt yapmasan dahi gelecek yıl puanının dörtte biri gider. Tamam mı? Bunda anlaştık. Tercihlerinizi arkadaşlar yüksek puanlı yerlerden başlayarak aşağıya doğru yapmanız iyi olur. Yani benim size tavsiyem bu şekilde. Ama en çok istediğin yeri mutlaka yine ilk sıraya yazıyorsun, tamam mı? Yeni açılan yerleri de arkadaşlar karşılarında puan olmadığı için son sıraya yazabilirsiniz. Örnek tercih listeleri ve tahmini sıralamalar arkadaşlar Instagram sayfamda bulunmakta. Oradan bakabilirsiniz. 3 tane örnek tercih listesi hazırladım. 300 puan üstü için bir tercih listesi, 250 puan üstü için bir tercih listesi ve 220 puan civarında bir tercih listesi hazırladım. Ona göre arkadaşlar tahmini tercihlerinizi yaparsınız. 300 puan üstü öğrenciler 10 puan aşağı 10 puan yukarı tercihlerini yapsınlar. 250 puan üstündeki öğrenciler 15 puan aşağı 15 puan yukarı şeklinde tercihlerini yapabilirler. 250'den aşağı puan olan 220, 230, 240 puanınız varsa 20 puan aşağı 20 puan yukarı şeklinde arkadaşlar tercihinizi yapabilirsiniz. Ben böyle söylüyorum diye böyle yapmak zorunda değilsiniz. İsterseniz başka türlü de yapın arkadaşlar. Tercih sizin, üniversite sizin, bölüm sizin, keyif sizin arkadaşlar. Nasıl isterseniz öyle yapın. Videoları izlerseniz daha ayrıntılı öğrenirsiniz bunu. Son olarak arkadaşlar gitmeyeceğiniz yerleri kesinlikle yazmayın. Puanınızın 5-10 puan yukarısında veya aşağısında her yer gelebilir. Yani Instagram'dan bana çok fazla mesaj geliyor. Hocam puanım 270, 275'lik yer gelir mi? Ya bilmiyorum. Gelebilir, gelmeyebilir. Bunun çok farklı durumları var. Kontenjan arttıysa gelebilir, azaldıysa gelmez. Geçen seneki sınavın zorluğu, bu seneki zorluğu. Yani bunlar çok farklı şeyler. Bilemiyorum ama benim kendi tahminim 5-10 puan aşağı ve yukarı her yeri gelebilir. Bunlara dikkat edin. Yani 1-2 puan demeyin. Kesinlikle 5-10 puan oynama olabilir. Yani ta ummadığınız puan derecelerde puan oynar. Ondan sonra açıkta kalırsınız. Size yazık olur arkadaşlar. Dolayısıyla 5-10 puan yukarısı ve aşağısına kesinlikle çok dikkat edin. Örnek tercih listelerini bakın arkadaşlar, örnek tercih listelerine mutlaka bakın. Instagram'dan takip edin. Bu tercih dönemi boyunca size yardım etmeye çalışacağım. Tabii ki çok fazla mesaj geliyor. Mesajlarınıza belki çoğuna cevap veremeyeceğim ama hikayelerde ve paylaşımlarımda arkadaşlar aklınıza takılan birçok soruya kesinlikle cevap vereceğimi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.